Merhaba sayın seyirciler. Bugünkü yayın konuğumuz Mersin Limanı Başkanı Sayın Harun Baştürk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Bugün kendisiyle Harun Bey'le Mersin Limanı tarihçesi, gelişim imkanları gibi konularda bir sohbet yapacağız. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Yani liman başkanı olmadan Harun Baştürk kimdi ve nasıl liman başkanı oldu? Hangi aşamalardan geçti? Merhabalar. Öncelikle tüm izleyicilere ve sizlere selamlar. Yaklaşık 25 yıllık bir devlet memuriyetim var. Son 6 yılda da Mersin Liman Başkanı olarak görev yapıyorum. Ondan önce Ulaştırma Bakanlığı'nda Deniz Ticareti Genel Müdürü Teşvik ve Projeler Şube Müdürüydüm. Ankara'daydım. Evet. Ankara'dan buraya atamam gerçekleşti. Son 6 yılda da dediğim gibi burada görev yapıyorum. Biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak görevi ifa ediyoruz. Görevlilerimiz arasında Mersin Limanı'nın deniz trafiğinin düzenlenmesi, yükleme ve boşaltma operasyonlarının doğru ve zamanında yapılması ve bununla ilgili tüm veri mevzuatın, ISPS kod dediğimiz liman güvenliği ve buna benzer tüm iş ve işlemlerin yerinde denetlenmesi ve sistemin düzgün işlemesinin denetimi var. Kıyı tesisleri olarak Mersin Limanı ve Mersin Limanı çevresindeki dolunum tesisleri, yat limanları, balıkçı barınakları tamamının bu konuyla ilgili denetim ve gözetimlerini biz tesis ediyoruz. Evet, gemi sicilini de siz tutuyorsunuz. Tabii, gemi sicilini de biz tutuyoruz. Anladım. Şimdi bu mesela liman başkanlığının görev alanına nereler giriyor? Mesela diyelim ki Silifke'de bir liman var. Liman idari sahası olarak görev tanımımız var bizim. Bizimki aynı zamanda Mersin Limanı koordinatör liman olarak görev yapmakta ve bütün Doğu Akdeniz'deki İskenderun'dan bu tarafa olan liman başkanlıklarının destek gerektiren iş ve işlemleriyle ilgili, örneğin PSC, denetim, buna benzer şeylerle ilgili uzman arkadaşlarımızın kendileriyle birlikte çalışması, bölgenin koordinasyonu vesaire gibi tüm konum ve durumları da biz yine yürütüyoruz. Bir nevi bölge müdürlüğü gibi de diyebiliriz liman başkanlığımızla ilgili. Evet. Anladım. Peki limanın tarihçesinden, Mersin Limanı'nın bahseder misiniz? Mesela daha önce Tarsus'ta bir liman varmış, o kadük olmuş, buraya gelmiş, şehir kaymış. Yani Mersin Limanı ne kadar eskiye gidiyor? Şöyle, bu bölgedeki liman kültürü öncelikle Tarsus ve civarda, daha sonra Karaduvar'da gelişen bir hikaye. Bunun evveliyatına baktığımız zaman bir 100 sene öncesine de dönmemiz lazım. Daha sonra limanın özellikle iskele formuna gelmesi 1900'lerin başında, o dönemdeki ihtiyaçlara binen özellikle kütük ihracatı ya da yurt dışından gelen mamullerin Türkiye'ye girişinde Mersin Limanı kullanılmaya başlıyor. Modern anlamda şu gördüğünüz limanın ilk iş yapımı 1954 yılında, 1962 yılında da fiilen işletilmeye başlıyor. 2007 yılına kadar Türkiye Devlet Demiryolları tarafından işletilip daha sonra özelleştirildi. Özelleştirme sonrasında da Singapur ortaklığı ve Türk ortaklığı bir yapı limanı satın aldı. 2017 yılında Türk ortak hissesinin %40'ını IFM isimli Avustralyalı bir yatırım fonuna devretti. Üç ortaklı bir yapıda şu anda liman devam ediyor. Anladım. Peki yerel aktörlerin hiç hissesi var mı limanda? Yerel aktörlerin fiili hissesi yok. Yok, anladım. Limanın tarihçesi kısaca böyle. Peki Mersin Limanı'nın mevcut kapasitesi nedir? Yoğunluk, rakamsal olarak son durumu? Son durumda ihracat rakamları oldukça ciddi manada volüm olarak arttı. %20'lik bir artış var geçen yıla göre. 2 milyon 600 bin TEU'luk bir kapasitesi var. Bunun yaklaşık %90'ı şu anda fiilen kullanılıyor. Yani bu yılı takriben 2 milyon 200-2 milyon 300 bin bantı arasında bir konteynerleştirmesinde bitirecek. Limanın genişleme projesi ya da rıhtım projesi ile ilgili şey eğer sonuçlanacak olursa tabii yargıya intikal etmiş bir durum var. Evet, orada bir şey var, yürütmeyi durdurma. Neden oldu? Yani kısaca bahsederseniz. Şöyle, bununla ilgili bir proje. Bu proje mevcut bir nolu rıhtımın uzatılmasıyla ilişkin. Bu rıhtımın uzatılması ve bunun sonucunda rıhtımın uzatılmasının bölgede yaratacağı etkilere dönük olarak bir takım iddialarla diyeyim, karşı dava açıldı. Yürütmeyi durdurma kararı verildi. Süreç devam ediyor şu anda. Toplamda kapasiteyi 1 milyon TEU civarında artıracak, 3 milyon 600 bine çıkaracak bir proje bu. Evet, anladım. Peki şimdi kapasite geliştirme çalışmaları olarak başka neler yapılabilir? Ya da Mersin yerine başka bir yere mi liman yapılmalı, yoksa Mersin limanı genişletilmeli mi? Çünkü biliyorsunuz bu özellikle Lübnan'da Beyrut limanındaki o elim hadiselerden, patlama olayından sonra biraz gerilediği ve Doğu Akdeniz'de
yeni bir limanın ihtiyacı doğdu. Mersin Limanı bu boşluğu doldurabilir mi? İşte diğer Hayfa var, diğer alternatif limanlar var. Şimdi Lübnan'daki liman ana işleticisi Fransız bir ortaklık yapısıydı. Lübnan'daki hadiseden sonra bu konuyla ilgili bu tarafa belli miktar yük kayması oldu. Ama Mersin Limanı coğrafi olarak zaten hem limanın yapısı hem gelen hatların yükle ciddi manada mündemiş olmasından vaka sürekli kapasitesi artıyor. Hı. Mersin'deki limanı ya da Mersin'deki limanın genişlemesi de Türkiye'deki limanlar aslında rakibi değil. Rakibi coğrafyadaki diğer ülkelerin limanları. Haifa, Port Said, yani İskenderun Lanaka. Olamaz mı diyorsunuz? Mesela orayı genişletme alternatifi olur. Hayır, olabilir. Bu ayrı bir konu. Ben sadece uluslararası rekabet şeyinden bahsediyorum. Çünkü limanların sonuçta hepsi bizim ülkemize ait limanlar. Bunların büyümesiyle ilgili trend sonuçta bu ülkeyi rahatlatır. Bu ülkeyi ciddi manada döviz girdisi sağlar. Ama ve lakin kendi limanlarımızı yeterli derecede büyütemezsek, örneğin Haifa'daki büyümeye eş zamanlı büyüyemezsek yüklerin kayma ihtimali olabilir. İşte onu soruyorum. Evet. O zaman şöyle bir şey olacaktır. Hani çok kısa ve net şey yapayım. Eğer Hayfa buradan daha hızlı ilerleyip altyapısını ve sevkiyatını tamamlar ise Türkiye'deki limanlardan ciddi manada özellikle transit yükleri ya da yurt dışından ithal yüklerimizi alabilirler. Bu da bizim maliyetlerimizi hem ihracatta hem ithalatta -10% ekler. O zaman ana hat gemileri buraya gelmek yerine Hayfa'yı kullanmaya başlarsa bize sadece feeder gemiler gelir. Ya da feeder gemilere belli bir bölüm yük biner. Her yükleme boşaltma maliyeti ve her gemi transferi sonuçta bir ek maliyettir. Tabii bunun stratejik önemi ya da her yükümüzün İsrail limanlarına gitmesi ise ayrı bir değerlendirme konusu. Evet. Peki ben şimdi bu karalardaki karaya yapılan özellikle bu Serbest bölge Karaduvar tarafına konteyner kara parkları yapılıyor çeşitli isimlerde. Evet. Yani konteynerların açısından limanda bir alan yetersizliği mi var? Bunlara ihtiyaç duyuluyor. Özel konteyner parklar görüyorum artı efendim, sayıları. Şöyle, konteyner parklarının bir bölümü bildiğimiz AB tipi gümrük land depo. Bir kısmı boş konteynerların koyulabileceği noktada depo alanları. Bir kısmı ise geçici depolama alanları. Bunların hepsinin hukuku birbirinden farklı. Eğer kastettiğiniz dry portsa ya da evet, buna benzer şeylerse bununla ilgili bunların sayısının illaki öyle ya da böyle artması lazım. Çünkü gelen konteynerları belli bir zaman diliminde özellikle transit yüklerde 1 ile 45 gün arasında Türkiye'de serbest dolaşımda olabiliyorlar. Serbest dolaşımda oldukları alanların gümrük mevzuatına uygun olması lazım. Gümrük mevzuatına bu anlamda uygun olan alan ise ekseriyette geçici depolama sağlar. Yani A ya da B tipi gümrük land depolardan ziyade bunların da şey yapması lazım. Tabii diğerlerine de bu anlamda ihtiyaç var. Limanın volümü arttıkça gümrüklü alanlara ya da dry portlar olan ihtiyaç öyle böyle artacaktır. Bu bir net, bununla ilgili evet, bir problem yani yok. Evet, yani liman ne kadar genişlerse genişlesin kapasitesi yine bu sektörde de gelişme olur mu? Tabii, limanın, çünkü limanın kapasitesinin genişlemesi rıhtımın uzatılması. Rıhtımı uzattığınızda siz iki tane mothership gemiyi aynı anda rıhtımı alıp birbirlerine yük transferini yapabilmek maksadıyla önemli. Yani oradaki saatler ya da yarım gün, bir gün daha önemli. Bir büyük geminin çıkıp yerine büyük geminin girmesi operasyonu yerine iki büyük gemiyi aynı anda birbirine alıp yükleri birbirine rahatlıkla transfer edebilirsiniz. Ya da birkaç gün aralıklarla transfer edilebilir. Bu da otomatikman dışarıdaki sahayı, çünkü gelen her yükü rıhtımda tutabilmenizin imkanı ve ihtimali yok. Limanın içine ne kadar kalabalık yaparsanız limandaki operasyonel maliyet artı zaman o kadar artacaktır. Geri sahanın önemi bu. Anlıyorum. Peki bu bir de eski Ataş'ın işlettiği, şimdi herhalde Shell'de olan bir petrol. British Petrol. Evet, British Petrol, pardon. Burasının genişleme şeyi var mı ya da o yeterli mi? Şimdi oranın depolama kapasitesi ya da şeyle ilgili bir sonuçta bir tank, buna benzeri bir şamanda sistemi ve şeyleri var. Bu biraz da arz ve taleple ilgili. Bölgeye Türkiye'ye gelen yakıtın %17'si, beyaz ürünün %17'si Mersin bölgesine geliyor. 7 tane dolum tesisi var. Bir tanesi atıl vaziyette olmak üzere. Bir tane platform var, Savka platformu. Bunların hepsinin ciddi manada gemi trafiği var. Yani baktığınız zaman yılda Mersin Limanı'na gelen gemilerin
%10 ile 12'lik arasında bir dilimi aslında buraya geliyor. Yani limanın içine girmekten ziyade bu Şamandıra tesislerinde şarj ve deşarj işlemlerini yapıyorlar. O sahalar da arz ve talebe göre illaki büyüyecektir. Eğer ellerinde alan varsa yeni depolama tesisi yapmak isteyeceklerdir. Evet. Şimdi bir de zaman zaman duyuyoruz işte liman çevresinde denizi kirletenlere bir büyük para cezaları, evet. 5 milyon falan filan. Bu da tabii bir halkımızda bir karışıklık var kafasında. Bunu işte Büyükşehir Belediyesi mi yazıyor, liman başkanlığı mı yazıyor? Bu cezaları kim yazıyor? Kara kaynaklı ve deniz kaynaklı olmaya göre değişiyor. Deniz kaynaklı olduğu zaman bu konuyla ilgili bir yetki devri var. 4 Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında. Mersin'de bu yetki devri yapılan vilayetlerimizden bir tanesi. Kendileri denetimleri yapıyor. Denizin kirlenmesiyle ilgili bir durum söz konusu olduğunda ya da tespit edildiğinde bununla ilgili gros tonuna göre bir hesap var. Hesaplama kriteri var. Buna göre ceza işlemi tesis ediyorlar. Evet, idari bir kararla belediye ceza yazıyor. Kontrollerini düzenli ve sürekli yapıyorlar. İtiraz ederseniz idare mahkemesine giden bir süreç oluyor herhalde. Tabii idari karar bu. Peki bu arada limanın bu genişleme, kapasite gelişmesi için başka neler yapılabilir? Şu an süreç durdu dediniz. Yürütmeyi durdurma kararı alındı. Hı hı. Başka alternatif bir şey yapılabilir mi? Yani diyelim ki orası olmadı, o yol hukuken tıkandı. Evet. Yani ne yapılabilir? Bununla ilgili liman içerisinde başka bir rıhtımın büyümesi belki düşünülebilir. Tabii bunun karar vericisi ben diyeyim. Sonuçta işte işletmeci şirket şey yapacak. Artı bu konuyla ilgili başka bir B planı var mı? A planı olmadı hukuken diyelim ki idare mahkemesinden döndü. Bununla ilgili MIP adına ya da yönetim adına bir şey söylemeyeyim. Yani tabii. Ama illaki vardır. Tabii yani bu konuyla ilgili limanın nasıl genişlenebileceği, evet başka bir alan, başka bir yer vesaire, bunların hepsi sonuçta değerlendirilir. Ama söyleyeceğim şey bağlayıcı olabilir ya da benim söylediğim şeyi aşabilir. Tabii ki, maksadını haklısınız. Aşabilir. Bununla ilgili çok şey tabii şimdi şey onu yapmayayım. Da soracağım. Şimdi seyircilerimiz açısından şimdi bir liman başkanlığı var. Nereye bağlısınız? Hangi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Bakanlığına bağlı bir devlet idare, kamu evet. idaresi olan liman başkanlığı var. Bir de MIP dediğimiz işletmeci var. Bununla ilişkileriniz nasıl? Çünkü bu kafada çok karışıklığa. Mesela gemi sicilini siz tutuyorsunuz. Evet. Denetimleri siz yapıyorsunuz. Doğru. Yani faturayı ve ticari işlemleri MIP yapıyor, geri kalanını ise biz yapıyoruz gibi veya biz denetliyoruz gibi bir durum var aslında. Hı. Onların doğru yapıp yapmadıkları ya da mevzuata uygun olup olmadığı hususunda. Evet. Aslında ana ilişkinin şeyi bu, hattı bu. Yani biz ev sahibi kiracı ilişkisi gibi evet, işletmiyor onlar yapıyorlar. Doğrudur. Özelleştirme taraftarı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın bir işletme müdürlüğü var. Kendisi özelleştirmeye binaen yapılan iş ve işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığını, yeni yatırımların ya da özelleştirme sözleşmesindeki taahhütlerin yerine gelip gelmediğini onlar da denetliyorlar. Tabii fiilen denetliyorlar. Onlar aynı zamanda özelleştirme sözleşmesinin tarafı olarak değerlendiriyor. Tabii. Biz denetleyicisi, onlar tarafı olarak şeylerine bakıyor. Bu şekilde rutin işlemlerimizi sürdürüyoruz. Peki. Şimdi başka bir soru. Biliyorsunuz bir havaalanı projemiz var. Devam ediyor. Tarsus civarında. Bir de hızlı tren projesi var. Mersin, Antep arası. Evet. Bunların limanla bağlantısı nedir? Öngörülmüş mü? Yani liman bunlara bağlanacak mı? Nasıl bir... Tabii hem hava yoluyla hem demir yoluyla ilgili liman bağlantılarıyla ilişkin alternatifli projeler mevcut. Hani bu otomatikman limanın hem sevk hızını hem de hep bahsettiğiniz iki projenin çok fiili olarak son derece efektif kullanımına yol açacaktır. Yani bütün mesele burada sürat, zaman ve işletmenin çabukluğu ile ilgili. Gerisi kendiliğinden zaten hallolur. Yani bu limanla ilgili işletici şirket de ya da Türkiye'deki diğer limanlarla ilgili son derece heveskar. Çünkü coğrafyayı satın alamazsınız. Türkiye bu anlamda önemli bir coğrafya. Bu coğrafya da Doğu Batı aksındaki yük trafiğinde önemli bir yer. Doğru pozisyon, doğru zamanda aldığımızı düşünüyorum. Devamında da sadece burası için değil, Türkiye'nin diğer limanlarıyla da ilgili son derece ciddi projeler, gelişmelerine ilişkin ya da daha verimli kullanılmalarına ilişkin süreçlerin başladığını, devam ettiğini ve bu şekilde de nihayetleneceğini düşünüyorum. Peki bir de Kadıköy olan herhalde bir arazi temininde sıkıntı oldu. Önce
bir arazi tahsis edilecekti Tarsus civarında ama sonra organize sanayi bölgesine verildi. Bir lojistik üssü projesi vardı, büyük bir lojistik merkez. Bunun mesela limana katkısı olur muydu? Tabii ki olur. Yani şöyle, bununla ilgili Yenice'de zaten devlet demir yolları. Onların var, o bir lojistik merkezi var. Ama diğer bölümle ilgili başka bir alan için de çalışmalar sürüyor. Evet. O konuyla ilgili hani fiili, diğer konuyla ilgili fiili detaylı bir bilgim yok ama illa ki bu tip lojistik üslerin faydası olur. Bütün mesele şu, liman içindeki operasyonlarda zaman kazanmak. İki, gemilerin yanaşma ve ayrılma hızlarıyla ilgili çabuklaşmayı sağlamak. Temel şey bu, evet, bu hikayede. Yani o yüzden yeni rıhtımlar, yeni bir liman formu Mersin'i geliştirecektir. Çünkü bu şehrin vergi gelirinin çok büyük bir bölümü Mersin limanından öyle ya da böyle sağlanmakta. Yani Rotterdam ya da Amsterdam şehirlerinin limanla ilişkisi neyse buranın da o liman formatta. Liman şehri, evet. Tabii liman şehri. Peki bir liman şehri olarak burada mesela deniz ticaretine baktığımızda ülkelere göre dağılma en çok nereyle deniz ticareti? Mesela Orta Doğu mu? İşte Doğu Akdeniz'in başka kesimleri mi? Avrupa mı? Neresi? Burası hem transit hem istatistik var mı? Transit, ithalat, ihracat rakamlarıyla ilgili şey değişebiliyor ama özellikle Avrupa ve Uzak Doğu'yla çok ciddi manada bir ticari form var. Burası aynı zamanda bir kalp gibi çalışıyor. Transite ağırlık verdikten sonra gelen yükün sevki Uzak Doğu ve Avrupa ağırlıklı diyorsunuz. Orta Doğu değil sanıldığının aksine. Orta Doğu'ya o kadar değil. Daha karayla mı acaba o? Kara ticareti mi daha efendim için? Orta Doğu'ya daha çok kara ticaretiyle var ama güvenli olan bölgeleri tabii kara ticaretiyle var. Orta Doğu'nun işte Dubai'sinden Cidde Limanı'na kadar ya da diğer tarafları yine uğraklı gemilerle sonuçta bu ithalat ihracat ürünleri geliş gidişleri sevk oluyor ya da transit ürünler gidiyor ama ağırlıklı olarak Uzak Doğu ve Avrupa. Avrupa. Şimdi bir de Mersin Limanı ve interlantını geliştirmek için ne yapılmalı? Liman Başkanı olarak size onu sormak istiyorum. Bu konudaki projeksiyonlarınız nelerdir? Efendim birincisi bununla ilgili fiziki alan. Limanın kapasitesinin artırılması. Fiziki alanda. İşte fiziki alanda zor değil mi temini? Çünkü hani yer olarak. Yani bu üretilebilir. Yani bununla ilgili limanda mündemiş olacak yerler var. Buradaki bütün hadise doğru fiziki alanla liman arasındaki hızı, süreti ve şeyi çabuklaştırmak. Eğer doğru bir alan limanla mündemiş çalışırsa bu son derece verimli olacaktır. Evet. Şimdi Akdeniz'deki diğer ülke limanları ile rekabet ne durumda tam olarak şu anda? Mesela Doğu Akdeniz'i olarak. Hayfa, Port Said, Larnaka. Hepsi bütün Akdeniz olarak da baksak ne durumda rekabet, nasıl görüyorsunuz? Yani şu anda limanın özellikle Mersin Limanı'nın volümü gittikçe artıyor. Bununla ilgili bir problem yok. İşletici şirket profesyonel bir şirket. Dünyada başka limanları da işletiyor. Hatta su kanallarını da, deniz yolu kanallarını da işletiyor. Bununla ilgili hat anlaşmaları ve gelen yükle ilgili bir problem gözükmüyor. Artı Kuzey Irak'a buradan Mersin Limanı'ndan transit akış Orta Asya ülkelerine mamulün hızlıca, süratli bir şekilde ilerlemesi noktasında Mersin bir daha söylüyorum çok avantajlı bir yer. Hani coğrafi olarak konumunun çok bir tarifi yok. Son derece uygun bir yerde doğru anlaşmaları var. Bundan sonrasında da süratli büyüyeceğini düşünüyorum. İşletmeci şirketin de bu yöndeki beklentisi bu şekilde ve yatırım yapmakla ilgili son derece istekliler. Anlıyorum. Peki şimdi Mersin Gemi Sicili'ne kayıtlı gemi sayısı nedir? Yaklaşık biliyor musunuz? Ve kaç gross tonnel'dan sonrasını kaydetme mecburiyeti var? Üstadım bu gemi sicilinde kayıtlı şeylerde belli boy, oran, 15 metre üstü teknelerimizin şeyleri var. Yaklaşık 2225 civarında çeşitli ebatlarda şeylerimiz var. Gemi sicilinde kayıtlı gemilerimiz söz konusu. Daha doğrusu deniz araçlarımız. Peki sadece ticari gemiler mi kayıt mecburiyeti var? Bununla ilgili Gezi Tenezzüh'ten tutun. Aklınıza gelebilecek bağlama kütüğü ve gemi sicil diyelim ikiye ayıralım. İkisinde de ayrı ayrı şeyler var. Bunun içerisinde küçük teknelerimizden tutun da gemilere kadar yani yük gemilerine kadar oluşan geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Peki yabancı gemilerin kaydı ya da mecburiyeti? Ben bunları seyirciler için özellikle soruyorum. Estağfurullah, rica ederim. Şimdi yabancı gemilerin yabancı bandıralı gemiler
Yani bu konuda gemi sicile kaydolmuyor. Sadece bayrak değiştirisi oluyor. Evet. Bayrak değiştirme söz konusu olursa bize geliyorlar. Bayrak... Çünkü hani bir milli gemi sicili bir de uluslararası gemi sicili gibi iki sicil. Tabii tabii. Ha, TUKS'umuz da ayrıca şey olarak var. Bununla ilgili TUKS kayıtlarında da belli sayıda şey kaydımız var. Ama yabancı bayraktan özellikle yük gemileriyle ilgili bize geçişlerde çok bir şey volüm yok ama özellikle gezi tekneleri, yatlar, bunların yabancı bayraktan Türk bayrağına geçişiyle ilgili özellikle evvelki sene ciddi bir yoğunluğumuz vardı. Çok ciddi bir geçiş şeyi sağladık. Evet. Peki size bunu da ben biraz da hukukçu olduğunuz için soruyorum bu tür soruları. Sadece liman başkanı olduğunuz için değil. Şimdi bir geminin mülkiyeti nasıl geçiyor? Seyircilerimiz de merak ediyor. Mesela bir geminin mülkiyeti nasıl geçiyor? İşte sizin gemi sicilinde mi işlem yapmak lazım, noterde mi yapmak lazım? Efendim bizim gemi sicilinde işlemi tesis ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili geminin hissedarlı olup olmamasına göre tabii bunlar değişiyor. Tek hisse üzerinden anlatayım. Müstakil bir kişiye ait her gemi için bir şirket tesis edilir. O şirketin hisse devriyle beraber örneğin bizim limanımızda sicile kaydolmak isterseniz hisse devri bu konuyla ilgili diğer işlemlerle beraber tabii işin mali boyutu, paranın transferi vesaire bu işlemler gerçekleştikten sonra eğer ki mevzuat olarak ya da kişiler açısından bir kısıtlayıcı şey yok ise bu işlemler bizim limanımızda gerçekleşiyor. Evet, satış işlemleri. Satış işlemleri. Peki gemilerin ipoteğe haczi gibi konular. Orada da gemi siciline mi tabii yapılıyor? Tabii orada da gemi siciline giriyor. Bu konuyla ilgili bizim gerek adli mekanizmalarda gerekse mahkemelerde aramızda bilgi alışverişi ya da sürat konusunda bir problemimiz yok. Bunlara bakıyoruz. Eğer ki dediğim gibi bir icra-i takip, bir seferden ben ya da buna benzer bir şey yoksa kendilerinin sahiplik işlemi ya da devir işlemi, geminin satış işlemi gerçekleşiyor. Diğer türlü öncelikle bu mali ve başka oluşabilecek diğer kısıtları satıcı ya da alıcının kendisinin aşması gerekiyor. Ancak ondan sonra işlem yapıyoruz. Evet. Peki Mersin'de tersane var mı ya da bir ihtiyaç var mı? Mersin'de tersane yok ama Erdem'de Balıkçı Barınağı'nın içerisinde bir çekek yeri var. Burası balıkçı teknelerim ya da onarım, bakım onarımla ilgili şey yapıyor. Tersane Adana'da var. Evet. Bununla ilgili ihtiyaç var mı dediğinizde bu tabii taleple ilgili bir şey. İhtiyaç olsa illa mutlak bir ihtiyaç olsa şu ana kadar bununla ilgili tesis edilebilirdi diye düşünüyorum. Daha önce biliyorsunuz Taşuncu'da böyle bir girişim vardı. Yani duydum onu. Tersane yeriyle ilgili. Olursa tabii bunun Mersin ekonomisine katkısı ciddi manada olur. Yani şu an gemilerin tamiratı, büyük kroston ultalar Adana'ya mı gidiyor? Adana'ya da değil, daha çok İstanbul'a. İstanbul'a gidiyor. Evet. Tuzla gider. Peki şimdi deniz ticaret davaları, bunlar mesela ihtisas mahkemeleri var İstanbul'da ama Mersin mahkemelerine çok gelmediğini biliyorum. Nedeni de diyorlar işte tahkim klozları koyuyorlar. Doğru. Nedeni de bu özellikle Lloyd gibi bunlara gemilerin klasifikasyonunu yapanlar şart olarak işte sigortalama ve diğer şeylerde IP falan tahkim klozunu bir şart koştukları için yani tabii sözleşmeden içeriğinde o tahkim yani şey. Şöyle ilginç bir durum oluyor. Mesela benim başıma geldi işte Türk Kızılay diyelim Mogadişu'ya bir şey gönderiyor. Yani taşıtan yerli, armatör de yerli ama sözleşmedeki o biliyorsunuz hükümler daha doğrusu özellikle konşümentodaki hükümlerin yüzünden işte Londra Deniz Tahkim Divanı'na gidiyor. Doğru. İngiliz hukuku uygulanıyor gibi şeyler var. Özellikle Türk karasularının dışına çıktığında işin hukukunu uygulamak adına tereddütler herkeste olabiliyor. Bu konuyla ilgili hızlı, çabuk, hani ben bunu adliyede ya da Türk mahkemeleriyle ilgili yavaş ya da başka bir tanım için söylemiyorum ama genelde böyle bir temayül var. Yani bu temayül özellikle deniz aşırı ülkelerde yapılan ticaretlerde neredeyse bir şey haline gelmiş vaziyette. Örtülü bir kabul ya da bir mutlak kabul haline gelmiş vaziyette. Bunun değişebilmesi kısa vadede mümkün müdür? İncelemek lazım, bakmak lazım. Ama şu an şey bu şekilde. Tabii bu şekilde. Peki şimdi sizin... yetki alanı açısından bakıyorum. Bu biraz işte kamusal yetki anlamında. Diyelim ki geçmişte oldu burada bir balıkçı teknesine bir Yunan şilevi, tankeri çarptı. Evet, Adana'da 5-6 Botaş, kişi vefat etti. Karataş'ta, evet. Evet. Mesela bu gibi olaylarda liman başkanlığının veya Türk sahil güvenliğin yetkisi nereye kadar? Mesela diyelim ki o
ben o olayı biraz kendim bildiğim için vurdu. Nerede vurduğu önemli ya da vurduğu karasularını terk etti. Nasıl bir işlem yapıyorsunuz böyle durumlarda? Şimdi bununla ilgili karasuların içinde ya da dışında olmasına göre değişiyor. Bahsettiğiniz konuyla ilgili hadise karasularının yaklaşık 5 mil dışında gerçekleşti. Bizim yani açık deniz mi? Tabii açık denizde gerçekleşti. Bununla ilgili sahil güvenlik ekiplerimiz ve özellikle biz de Mersin Liman Başkanı yine koordinatör liman olarak geminin telsiz kayıtlarını, bu konuyla ilgili çarpışmaya ait evvel ve sonrasına ait kayıtları Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdik. Bununla ilgili Yunan tarafı yani karşı tarafta kendi elindeki bilgi ve şeyleri yaptı. İMO'nun standartları doğrultusunda bununla ilgili tabiri caizse Dünya Denizcilik Örgütü. Tabii Dünya Denizcilik Örgütü'nün standartları dahilinde, daha doğrusu işlemleri dahilinde bununla ilgili bir hukuk davası bir taraftan yürüyor. Sonuçta bir kaza oldu. Kazanın sonunda maalesef vatandaşlarımız vefat etti. Bununla ilgili dava halen sürüyor, sürmekte. Peki burada mı açıldı dava? Yani Karataş'ta mı açıldı? Karataş Cumhuriyet Savcılığı vefatlar üzerine bir bölümüne bakıyor. Tabii konunun idari tahkikatı ve Uluslararası Denizcilik Örgütü açısından olan bölümü de yürüyor. Bununla ilgili ölüme sebebiyet vermekten mütevellit mahkeme önümüzdeki günlerde bir karar verecek. Taksirli de olsa ölüme sebebiyet vermek. Ama tutuklama ve diğer bir şey olmadı. Gemiye el koymadı olmadı. Şu anda tutuklama şeyi olmadı. Gemiye el koymayla ilgili de şey olmadı. Geminin üzerinde 300 bin ton civarında petrol yükü de vardı. Yani yük başkasının, gemi başkasının, kaptanın vesaire bununla ilgili şey. Gemiyi birkaç gün burada öyle ya da böyle gemi tutuldu. Açık denizde tutuldu. İşte uluslararası deniz hukuku 12 mil dışarısındaki hadiselerle ilgili bu da diyebilirsiniz ki tam anlamıyla 12 mil dahilinde gibi olmuyor. Ya da buradaki bir araba kazası gibi sonuçlar vermiyor. Tabii bunun kazanın sebebinde ya da şeylerle ilgili bilirkişi raporları hazırlandı. Önümüzdeki günlerde hem idari tahkikatın bir sonucu olacaktır. Karşılıklı idari tahkikatın hem diğer tarafın hem bizim tarafın. Hem de bu konuyla ilgili mahkeme süreci belli bir noktaya evrilir diye düşünüyorum. Peki bu karasuların içinde olsaydı? Karasuların içerisinde olsaydı mutlak... Fark eder miydi tutuklama, el koyma, tutuklu yargılama gibi? Gerçi bu biraz taksirle ölüme sebebiyet verme gibi. Yani kasten yapılmadıysa tutuklama pek olmayabilir ama. Belki bir gözaltı, belki tutuklama. Sonuçta bu mahkeme hakiminin vereceği karara bağlı ama muhtemelen tutuklama olur idi. Olurdu diyorsunuz. Tabii. Fark ederdi. Yani birden, karasular içinde olsa. Tabii birden fazla kişinin sonuçta ölümü söz konusu. Evet, yani bu dediğiniz gibi müdahale yetkisi karasuların içinde olması, açık denizde olmasına göre değişiyor. Şimdi dünya deniz ticaretindeki son durumu navlunlar açısından ele aldığımızda nasıl bir durum Üstadım, var? Malum şöyle bir durum var. Yani Çin ve Amerika'nın eş zamanlı olarak konteynerlerle ilgili konteyner adet ya da konteynerların tahsisiyle ilgili ciddi bir kısıtı söz konusu oluyor. Aynısını 2018 yılında da gerçekleştirmişlerdi. Benzer bir şekilde. Konteynerların şu anda kira fiyatları çok yüksek. Navlunlar özellikle dökme yük gemilerinde ve şeyde artmış vaziyette. Çünkü konteynerle taşımacılık bu kadar pahalı hale gelince alternatif, klasik ya da konvansiyonel taşımaya doğru bir dönüş var. Bu onların da taşıma fiyatlarının yükselmesine sebebiyet veriyor. Şu anda piyasa yüksek. Sözünüzü bu. Yani konteyner fiyatlarındaki artış devam eder mi? Gelecekteki durum ne olur? Eder mi? Bu dünya ticaretinde... Bu kadar... yani pandemi mi etkiledi yoksa genel olarak? Pandemi de etkiledi ama yani konteyner sayısı ile ilgili ya da konteynerların sevkiyatı ile ilgili asıl problem tam olarak neye dayanıyor? Bununla ilgili birkaç farklı görüş var. Hani bence konteynerların tahsisi ya da boş konteynerların ülkelere ya da hatlara payıyla ilgili bence başka bir problem var. Daha stratejik bir problem var. Anladım. Şimdi Türkiye'deki sizin gibi liman sayısı ne kadar ve bunların işletme tipi yani kaçını devlet demiryolları veya kamu idare ediyor, kaçı özelleştirildi bir bilgimiz var mı? Vallahi 71 tane toplam liman başkanlığı var. Bunun içerisinde yaklaşık 200'ün üzerinde liman işletmesi var. Bu konuyla ilgili tam bir sayı veremem ama TC'de işletmesinin elinde İzmir, Alsancak, Haydarpaşa limanları fiilen elinde.
artı birkaç tane de iskele işletmesi var. Limanların çok büyük bir bölümü şu anda özel sektörün kendi tabii yaptığı limanlar da var. İlla kamudan özelleştirmeyi almış falan değiller. Pek çok liman özel işletme tarafından işletiliyor. Ha, yani özelleştirme bayağı hızlı gidiyor o zaman. Peki devam ediyor mu, bir şey var mı? Duraklama oldu mu? Özelleştirmeyle mi? Evet. Yok, bir duraksama olmadı ama yani yeni şey özelleştirmeler yapılıyor mu şu anda? Şöyle, var özel mı? Limanlar yapılıyor diyeyim, daha doğru tabir. Özel limanlar, o ayrı tabii. Daha doğru tabir kullanayım. Yani bununla ilgili limanların kapasitesi gelişiyor, yeni limanlar yapıldı. Son birkaç yılda, ayda, yılda devreye alınan özellikle Marmara Havzası'nda ciddi limanlar var. Kifilyos Limanı var malumunuz. Bu konuyla ilgili şey yapıldı. Yeni limanlar yapılıyor. Özelleştirme değil de bu konuyla ilgili yap işlet devret modeli yapılan birçok yeni liman var. İşte yap işlet devret evet. modeli evet. Mersin Limanı'nda yap işlet devretleme yapıldı. Mersin'inki de yap işlet devret gibi. Yani iyileştirmeyi yap, içeride yatırımları yap. Aynı zamanda bununla ilgili 36 yıllığına burayı belli bir kira bedeliyle özelleştirip aynı zamanda belli bir payla, belli bir oranla limanın işletilmesi söz konusu. Evet. Taşucu Limanı'yla sizin liman başkanlığınızın ilişkisi nasıl? Gayet iyi. Taşucu'nun ayrı bir liman başkanlığı var. Ayrı bir, ayrı bir liman başkanlığı. Tabii tabii. Ayrı bir idari sahası var. Sizinle sadece koordinatör doğrudur. Liman olarak ilişkisi var. Yoksa sizin kendi doğrudan karar, doğrudan bağrı değil. Evet. Başka seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? İkimiz de hızlı hızlı sorduk, hızlı hızlı konuştuk. Yok, estağfurullah. Gayet iyi gitti. Seyircilerimize söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Mersin Liman Başkanı olarak? Onu soralım. Ekstra söylemek istediğim bir şey şu an için aklıma gelmiyor ama Mersin bir liman şehri. Bu konuyla evet, ilgili... liman kültürü var mı? İzliyor musunuz? Yani bir liman şehri olunca bir liman bir kültür yaratıyor mu? Mesela Adana ile Mersin'in farkı dediğimiz liman kültürü mü var? Tabii o farklılaşıyor. Zaman içinde şey yapıyor ama yani şöyle, Mersin Limanı'nda liman kültürü dediğimiz şeyin tam anlamıyla oluşabilmesi için gelen gemilerdeki personelin ya da ekibin karaya çıkması evet, da bir enternasyonelleşme lazım tabii. İşte o yok. Yok. Neden olmuyor mesela o sizce burada? Başka limanlarda oluyor. Mesela burada niye Amsterdam limanı efendim, gibi değil? Şöyle, yükleme boşaltma operasyonu dışında gemilerin yakıt alma verme gibi ya da diğer hizmetleriyle ilgili personel değişimi gibi şeyler olur. Personel değişimi burada da yapılıyor ama yakıt ya da buna benzer diğer uzun süreli konaklamanız gereken işlemler... Şimdi burada biz otellerde yabancıları göremiyoruz fazla. Yabancı gemi öyle. Personeline rastlamıyoruz. Onun için de aynen çok öyle. Etkilemiyor diyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sayın Başkan, verdiğiniz değerli bilgiler için. Estağfurullah. Bugünkü konuğumuz Mersin Limanı Başkanı Sayın Harun Baştürk'tü. Kendisi aynı zamanda bir hukukçu olduğu için hukukla ilgili liman başkanının dışında deniz hukuku ve deniz ticareti hukuku ilgili konulara da değindik. Haftaya başka bir konumuzla karşınızda olmak üzere size sağlıklı günler diliyoruz.